Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son zamanlarda gerçekten herkesin muzdarip olduğu bir telefon hatasını nasıl çözeceğiz onu anlatacağım kısa kısa. Arkadaşlar özellikle şimdi elimdeki Samsung J7, J5, J3 serisi telefonları herhangi bir sebeple format attıktan sonra karşınıza formattan sonra aynı buna benzer bir ekranda bu cihaz sıfırlandı. Devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir Google hesabı ile oturum açın yazıyor. Biz sorunu çözdüğümüz için arkadaşlar biz burayı atlayabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Önceki ekran gelmiyor. Biz bunu kırdığımız için artık format atsak da bu telefona hep bu ekranla karşılaşacağız. İlla ki eski hesaba girmemize gerek yok. O sebeple biz bu ekranda hata veren asıl çözüme kavuşturacağımız hatanın olduğu ekranı görmüyoruz. Siz göreceksiniz. Sizin şuradaki ekranınızda bu cihaz sıfırlandı devam etmek için yazan ekran olacaktır. Peki bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Bunu çözmek için arkadaşlar öncelikle ben şunun Talkback kısmını bir kapatayım arkadaşlar da kısa yolda. Şimdi şöyle ilk cihazımızı açtığımızda karşımıza hoş geldiniz ekranı gelir. Biz bunu hemen başlat diyoruz. Daha sonra sim kartın takılı olup olmayacağı önemli değil bu bizim yapacağımız işlemde arkadaşlar. Bizim için sim kart önemli değil. Takılı da olabilir, takılı da olmayabilir. Herhangi bir wireless ağ olacak illaki wireless'e bağlı olacaksınız. Biz wireless ağımıza da bağlantıyı kurduktan sonra şifresini girmiştik daha önce. İşte tümünü kabul et dedik biz burada. Sonrakine bastık yine. Sizde bu ekranda, burada gelecek olan ekranda bu cihaz sıfırlandı devam etmek için önceden yazan ekran olacak. Ama bizde bu gelmiyor arkadaşlar. Evet, şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Kısaca anlatmaya başlayalım. Öncelikle size gerekli olan, ihtiyaç olan malzemeleri söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bilgisayara bağlamak için bir taraf USB, bir tarafı da telefonunuzun girişine uygun bir kablo. Data kablosu sağlam olsun çalışanlardan. Bir tane yanınızda bulundurun. Bunu biraz sonra kullanacağız. Yine aynı şekilde bilgisayarda program kurulu olması lazım. Kurulu değil de şu dosyayı indirmeniz lazım. Aynen bu şuradaki yazan GSM Flasher, ADB Bypass, FRP Tool yazan dosyayı Google'da aratırsanız birçok yerden indirebilirsiniz. Dosyayı indirdiğinizde şöyle içerisinde bunlar olacak arkadaşlar. Şurada ADB yazan dosyayı hazır olsun. Zaten indirdiğinizde içine yer alacak bu. Şu dosya hazır olsun. İndirin arkadaşlar. İsmi de şu. Google'a bunu yazarsanız şöyle GSM şunu seçecek olsak şöyle GSM Flasher ADB Bypass FRP Tool diye yazarsanız indirebilirsiniz. Biz burada öncelikle şu ADB'yi kuracağız. Tabii şimdi değil size söylediğim zaman. Daha sonra da şu programı işlemimizi yapacağız. Bu da hazır olsun. Kablomuz ve programımızı hazır edin arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağız? Kaldığımız yerden devam edelim. Şu hata veren ekranda arkadaşlar, şurada Samsung'larda şu orta tuş var ya, ona 3 kere basıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Arka arkaya. Biz arka arkaya basmadık. Şöyle 3 kere basmamız lazım. Ben kapattığım için arkadaşlar, belki o yüzden çalışmıyor ama şimdi çalışacak. Evet arkadaşlar. Şuradaki e-posta veya telefon yazan yer seçiliyken şu orta tuş var ya ona 3 kere arka arkaya basıyorsunuz. 1, 2, 3. Talkback açılması lazım. Benim birinci de başarılı olamadım. Şu ekranda arkadaşlar yapacağınız şu. 3 kere bastık bu ekran geldi. Şöyle çekip sağa çekiyorsunuz hocam. Şöyle. Aşağı indirip sonra sağa çekiyorsunuz. Aşağı indirip sağa çekince şu ekran geliyor arkadaşlar. Siz burada şurada Talkback ayarları yazıyor arkadaşlar. Ona 2 kere tıklayın. Tabii arkadaşlar burada aşağı inmemiz gerekiyor. Şu anda okuma düzeni seçili olduğu için aşağı inmiyor. Ekran okumasını kapatmamız için şuradaki ses açma ve kapama tuşlarını aynı anda 2 kere ikisine beraber basıp kapatmamız lazım. Şöyle ikisine bastık. Kapattık. Evet kapattık dedik. Evet şimdi aşağıya kadar ineriz. Gördüğünüz gibi en aşağıya kadar indi. Burada
Yardım ve geri bildirim var arkadaşlar. Şuna iki kere tıklayın. Şöyle gördüğünüz gibi geldi. Biz burada ne yapacağız? Şu arama yerine, şuradaki arama yerine get yazalım. Şöyle get yazdığımızda şuradaki YouTube sayfasının olduğu yer çıkacak. Şu videoyu oynatalım arkadaşlar. Şu videoyu oynatırken şöyle oynasın. Dolduralım. Sonra şu sağ üstte paylaş butonu var, görüyorsunuz arkadaşlar. Orada paylaş dediğimizde şöyle 3 noktayı gördünüz mü? Oraya tıklayın tekrar. Evet, tarayıcımızda şöyle durduralım bunu. Aşağıya atalım onu. YouTube'umuz gördüğünüz gibi açıldı. Şuradan nasıl yaptığımızı anlattınız değil mi arkadaşlar? Şuraya kadar kolay. Videomuzu aşağıya attık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İşin %50'si bitiyor zaten. Ne yapıyoruz ondan sonra? Şuraya yardım ve geri bildirim. Evet, şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, yanlış yer. Şuradan. Şartlar ve gizlilik politikası arkadaşlar. Şartlar ve gizlilik politikasını seçtiğimizde internet sayfamız açılıyor. Biz burada karşımıza iptal et çıkıyor arkadaşlar. Sonra hatırlat, güncelle. Biz iptal et diyeceğiz. Daha sonra şu arama yerini Google yapalım. Önemli bir yere geldik arkadaşlar. Google sayfamıza eriştik. Google'umuzda ne yazıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar ilk önce yazacağımız şey şu. Quick. Ben ismini şuradan tam ismini öğreneyim de ona göre yazayım arkadaşlar. Sizi bekletiyorum böyle biraz. Hangisi bu? Ne yapmıştık? Paylaş dedikten sonra şu 3 noktaya tıklamıştık. Daha sonra açılan YouTube sayfamızı şöyle aşağı çektik. Şuradan şartlar ve gizlilik politikası diyoruz arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Şöyle YouTube sayfamız açılıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. YouTube sayfasını Google'a çeviriyoruz. Şuraya hemen yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Çok önemli, burayı not edin arkadaşlar. Siz de dinleyeceksiniz. Quick Short Maker APK yazan yer, onu indiriyoruz. Nereden? Quick Short Maker APK'nin kendi sitesinden. Şuraya tıkladık. Evet, gördüğünüz gibi. En son versiyon. Sayfa sizin belki video izlediğiniz zamanlarda farklı olabilir ama aynı şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. Şu anda indirdi. Biz yine de şuradan indir diyelim. Şöyle indirme başlatılıyor dedi zaten. İndirdi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İndirme başlatılıyor dedikten sonra hemen aşağıda bu Samsung'larda şu yer imleri yazıyor. Yer imlerine tıkladık. İptal edin bunu. Şurada geçmişte indirme geçmişi yazıyor, görüyorsunuz. Bir daha gelelim arkadaşlar. Ekran aşağıdaydı. Şuradan yer imlerini seçtik. Şuradan geçmiş dedik. Şuradan da indirme geçmişi dedik. Evet, indirdiğimiz dosyayı buradan görebilirsiniz. Buna Quick Short Maker'ı yükleyeceğiz. Güvenlik amacıyla yabancı dosyalar yükleyemiyoruz ya. Ayarlar diyoruz. Şurada bilinmeyen kaynakları aç diyoruz arkadaşlar. Açar açmaz yükleyin mi? Evet, tamam diyoruz. Yüklesin diyoruz. Evet, şu anda şuna basıp yükle diyoruz. Quick Short Maker yüklendi arkadaşlar. Şöyle. Yükleme bittikten sonra aç diyoruz. Şurada arama yeri var, bakın. Buraya biz şunu yazıyoruz. Calculator, hesap makinesi arkadaşlar, yazınca şöyle calculator, pardon, biz ekranla video aynı anda çekmek çok zor. Arkadaşlar hesap makinesi yazdık. Şöyle gördüğünüz gibi hesap makinesi açıldı. Hesap makinesine tıklıyoruz. Şuradan try diyoruz.
Şöyle gördüğünüz gibi ekran geliyor. Buraya şu yazdıklarımın aynısını yazacaksınız arkadaşlar veya farklı da ama aynısını yazarsanız. Çünkü denenmiş bir yöntem. Şunu açtık. Artıyı koyduk. 30 0 12 30 0 12 bir daha 0 12 daha sonra 732 sallayabilirsiniz bunu aslında biz öğrendiğimiz şekilde bu numaralarla denedik. En son sonuna yine artı koyuyorsunuz. Şöyle bu mod açılıyor. Gördüğünüz gibi. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada da yıldız kare 0 8 0 8 yıldız 8 0 8 kareye basar basmaz şu ekran açılıyor arkadaşlar. Biz buradan en alttaki DM ACM ADB yazan yeri seçip reboot diyoruz. Telefonumuz yeniden başlayacak. Bilgisayardan program atmaya hazır hale geldi. Bu şekilde. Telefonumuz açılmaz. Önceki TalkBack ekranı geldi. Şuradan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. TalkBack kapalıyken yine şu ekrandayken bu ekrandayken kablomuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Kablomuzun bir ucunu bilgisayarımıza takıyoruz. Kablomuzun bilgisayarda takılıyken hemen programlara geçiyoruz arkadaşlar. Önce şuradaki ADB yazan programı arkadaşlar yüklemeniz lazım. Driver'ını. Onu yükledik. Daha sonra telefonumuza kablomuzu bağlayalım. Telefonumuzu bağladık. Şu FRP Remover Cracket. Arkadaşlar bunu çalıştırmadan önce Android driverlarını bilgisayara kurmanız lazım. Biz kurduğumuz için evet şu şekilde telefona bağladığımızda arkadaşlar şu ekran geliyor. USB hata ayaklamasına izin verilsin mi? Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Şundan bir kere tıkladık. Şu anda bakın az önceki offline olan online hale geldi. Biz ne yapıyoruz? Remove FRP dedikten sonra cihazımız arkadaşlar kullanıma hazır. Evet şöyle başlat diyoruz. Şu anda okuma modu açık olduğu için tek tuşla tıklayamıyoruz. Onu da tekrar kapatalım. Şöyle iki tuşla şöyle kapatalım. Başlat'a tıkladık. Şöyle gördüğünüz gibi Samsung account. Şöyle aşağı inelim de geçelim. Daha sonra açarız bunları. Daha sonra kabul ettik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o ekranı atlayıp telefonumuz kullanıma hazır. Hemen ayarlara girelim. Şu konuşup duran TalkBack'i de şöyle TalkBack deyip belki onu kapatırsınız. Daha sonra siz kendinize kapat. Bu şekilde arkadaşlar yapacaklarınız bu kadar. Gerekli olan bir program. O programı kurmadan önce telefon beynine girip birkaç ayar yapmanız gerekiyor. Onlar da videomuzda nasıl olduğunu anlattık. Herkese kolay gelsin. İnşallah çözersiniz.